Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bu cumartesi ve pazar ikişer video atacağım size. Çünkü haftaya bir yere gitmem gerekiyor. Bir süre olmayacağım. Perşembeden sonrası için konuşuyorum. O yüzden ikişer videoyla tamamen hani eşitlenmiş olalım. Oradan devam edelim döndüğümde. Bugünkü elimiz 5-5 bir home game. 500 max yani masaya maksimum 500 dolarla oturabiliyorsunuz. Ama herkes de şu anda oynaya oynaya 950 dolar civarı para olmuş. Effective stack size 950 dolar. Bende 920 var. Bu arkadaşta 945 var. Yani stack size'ları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi bu eli niye paylaşıyorum? Böylesine çok standart bir el. Gerçekten çok standart yani oyunlar göreceksiniz. Ama bunları da görmek lazım. Çünkü aslında biz burada evet bazı elleri kendimizi zorlamak için analiz ediyoruz ama genelde pokerde oynanan ellerin %70-80'i bu şekilde standart ellerden oluşuyor. Bunları nasıl oynayacağımızı bilirsek %70-80'i çözmüş oluruz zaten. Geri kalanı için de elleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Zaten zamanla kendinizi de geliştireceksinizdir. Şimdi dağıtalım. YouTube'da solid bir arkadaş var. Big Blind manyağın tekiymiş. Çok agresifmiş. 25'e raise ediyor. 5 katı. Alışılageldik bir şey. Bu small stakes de oluyor yani. Kaç kere gösterdik biz de. UTG'nin 25 raise'ine istinaden herkes folduyor. Şimdi biz As 6 suited'da ne yapmalıyız? Arkadaşlar iki seçeneğe de gidebilirsiniz. As 6 normalde deep olmasanız ya da turnuva oynuyorsanız tehlikeli aşamalarda fold edilebilir gayet. Fold edilmemesi için hiçbir sebep yok. Kötü floplayan bir fold edilebilir. Deep olmasanız. Ama bu kadar deepken As 6 ile butondan pozisyonel avantaj kullanıp out bile edilebilir bu arkadaş belki. Solid olsa da. O yüzden deepken bunu call edebilirsiniz. Yani özetle az paranız varken call etmemeyi tercih edin. Çok paranız varken call edebilirsiniz. Ya da direkt all in de girebilirsiniz. Duruma göre. Cash game değil özellikle turnuvada. Ha evet UTG raise'ine karşı as 6 çok iyi bir pozisyonda değil. Belki mesela şu arkadaş raise etseydi bu arkadaşın raise'ine istinaden daha iyi bir pozisyonda olabilir. Range olarak as 6 ama dediğim gibi deepsek call edebiliriz. Deep değilsek fold edebiliriz. Tamamen varyasyonel. Yani bu as x'li kağıtlar duruma, stack size'a, pozisyonel avantaja, oynadığımız oyunun türüne, cash game mi, turnuva mı, six max mi vesaireye göre çok fazla değişkenlik gösterebilen kartlar. Ben de hala zorlanıyorum bunları oynarken. O yüzden duruma göre değişkenlik gösterebiliyor. Burada small blind, big blind'da call edecek. 4 kişi flop'a gideceğiz arkadaşlar. 100 dolar pot oldu ortada. Şimdi açılıyor. As 6 3. Bize ne? Runner flush draw'umuz var. İki tane şey hard gelirse. Bir de As 6 2 pair'ımız var. Ama korunması gereken bir board. Niye? Çünkü yerde hem As sinek var hem de 6 sinek var. O yüzden hem value almak için hem de protection için elimizi korumak durumundayız As 6'dan. Peki ne olacak bakalım? Big blind burada small blind check geçiyor. Big blind yüzlük pota 70 dolarla lead ediyor. Şimdi ultra agresif manyak bir arkadaştan bu tarz hareketler beklenebiliyor olabilir. Ama board'a baktığınızda UTG'nin range'ini en çok vuruyor. Ama hepimize de 3 aşağı 5 yukarı dokunuyor. Ama en çok UTG'nin range'ini vuruyor. Şimdi bu adam bunu UTG'yi beklemeden direkt lead ediyorsa UTG'nin check geçeceğini düşünüyordur. Ya draw'u agresif bir şekilde oynamak istiyor. Ama 3 kişiye karşı agresif bir şekilde draw oynar mı onu bilmiyorum. Ya da elinde bir el var. Ondan value almak istiyor. İki tanesinden bir tanesi zaten doğal olarak. Şimdi burada UTG ne yapıyor? UTG fold ediyor. Dürüst bir şekilde oynuyor. Fold ediyor. Şimdi biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Biz demin size ne dedim? Bu hem flush draw ihtimali var. Hem de az ya da çok bunun range'ine vuruyor olabilir. O yüzden burada biz flush draw'dan koruma amacıyla hem de as x'lerden value alma amacıyla two pair'ımızı raise'lemeliyiz. Hem protection hem de value almak amacıyla raise'lemeliyiz. Ve ben 4 kişiye karşı yani kendisi hariç 3 kişiye karşı bu lead'i yapan adam, yüzük potu 70'lik lead'i yapan adamın range'inin güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bizim raise'imizi call edeceğini düşünüyorum. Yani turn içinde bir plan oluşturmaya başlanması gerekiyor. Çünkü bu dediğim gibi 3 kişiye karşı böyle bir board'da lead etmek güçlü bir hareket. Call etmenin dezavantajı, avantajı nedir? Call edersek small blind'ı da muhtemelen oyuna dahil etmiş oluruz. Eğer elinde bir şeyler varsa güzel odds'lar verip. Fold da edebilir ama dahil de edebiliriz yani. Ama burada bize flush draw için dezavantaj sağlar. Çünkü onun elinde de draw ihtimali varsa flush draw vurabilir. Call etmenin bir avantajı da şu. Big blind'ın kendi kendini patlatmasını sağlarız. Yani biz burada raise edersek adamın elinde draw varsa bir ihtimal fold edebilir bunu. Ya da ufak as varsa bir ihtimal fold edebilir. Nerede olduğunu görmek için yaptıysa bu lead'i. O açıdan bizim için dezavantajlı olabilir ama
Bir yandan da burada kol ettiğimizde yani raise edersek adam eğer nerede olduğunu görmek için bu lead'i yaptıysa biz raise edersek adamı iyi oynamaya zorlamış oluruz. Elinde bir şey varsa devam eder, bir şey yoksa fold eder. Ama biz burada call edersek adamı yani bluff yapmaya ya da draw'u ile agresif oynamaya zorlamış oluruz. O da bu adamın kendi kendine imha etmesini sağlar ama hiç bunlara girmeyin. Ben sadece bunları fikir olsun diye söylüyorum size. Esas olan burada temel mantık, düz mantık şudur. Elim iyi arkadaşım. Board ıslak yani wet bir board. Böyle bir lead var. Benim buradan hem protection için hem de value için raise'lemem gerekiyor. Bitti. Temel mantık budur yani. Burada raise diyor ama bence ufak raise diyor. 140 min raise yani 150 ufak bir raise. Small blind'da fold diyor bu arada. İkimiz kaldık. Raise size'ı kesinlikle küçük. Turn'e gittik. Bu arkadaş small blind fold etti. Bu arkadaş bizim raise'imizi call etti. Şimdi raise'i call ettiğinde bir range oluşturabilirsiniz. Hangi eller preflop'u call ediyor? Flop da lead ediyor. Raise'e karşı da tekrardan call ediyor. Yani fazla el yok açıkçası. Draw'u böyle oynar mı bilmiyorum. As X'li bir el olabilir mi elinde? As X'li el varsa niye raise etsin? Niye lead etsin? Neden check raise'lemesin? Bilmiyorum. Şu anda raise hakkında range hakkında çok bir fikrim yok. O yüzden biraz temkinli gitmek durumundayım. Yani ne zaman bir adamın range ile alakalı bir fikriniz olmasa net olarak arkadaşlar daha secure gitmeyi, daha dikkatli oynamayı tercih edin. Çünkü bu biraz zor bir spot. Burada ne oluyor? Burada turn'de tekrardan 284 spot'a 280'lik bir lead geliyor. Şimdi arkadaşlar bu adam flop'u lead etti. Check raise'imizi flop'u lead etti. Raise'imizi call etti. Turn'ü tekrardan bizi beklemeden lead etti gene. Artık bu adamın range'inin çok güçlü olduğundan eminim. Bu adamın elinde hakikaten bir şey var. Ama olay da bu ya. Burada bir king açıldı. King de bana bir tane flush draw ihtimali verdi buradan. Yani benim elimde şu an hem 2 pair var hem de flush draw var. Hem de 6'yı blokluyorum. Adamın elinde set olma ihtimalini blokluyorum. Elimde as var. As olma ihtimalini blokluyorum. 3-3 olabilir mi? Bir ihtimal. Ama bir sürü kartta blokluyorum. Yani şu an elim gerçekten çok iyi durumda ama adamın elinin iyi olduğunu da biliyorum. Peki burada ben ne yapmalıyım? Call mı etmeliyim yoksa all in mi girmeliyim? Arkadaşlar bu elim her türlü benim all in. Yani burada konuşacak, bunun üzerinde tartışacak fazla bir şey yok. Direkt olarak all in girmeniz gerekiyor. Adamın eli güçlü. Sizin eliniz güçlü. Adam sizin all-in'inize karşı foldlamayacak. %90 ihtimalle foldlamayacak. Çünkü eli güçlü. O yüzden all-in gidin ve bu işi bitirin. Ha bu arada turn king değil de başka bir şey olsaydı. Bir blank bir brick olsaydı mesela bana işte burada flush draw ihtimali vermeseydi. Ben gene all-in girecektim. Ve yani gene all-in girerdim. Benim için hiçbir şey değişmezdi turn'ün flush draw verip vermemesi. Ha verdi tabii ki iyi oldu benim açımdan. Burada ne yapıyoruz? All in girmeyi tercih ediyor. Bu arkadaş da doğru olanı yapıyor. Bu adam da call ediyor beklendiği üzere. River açılıyor. 2 bir blank. Adam asking ile parayı kazanıyor. Şimdi arkadaşlar. Asking beklediğimiz bir kağıt mıydı? Asla hayır. Çünkü biz asking'i preflop'ta özellikle böyle ultra agresif manyak bir arkadaşın raise'lemesini bekleriz. 3 bet'lemesini bekleriz UTG'yi. Böyle call edip pasif oynamasını beklemeyiz. O pasif oynamayı tercih ediyor. O yüzden ben hiç asking'i düşünmedim. Pasif oynamayı tercih ediyor. Bu adamın gözünden inceliyorum şu anda. Pasif oynadıktan sonra flop açılıyor. As 6 3. Hem value almak için bu adamın check geçeceğini düşünüyorsa aslardan. Hem de flush draw'a karşı protection için lead ediyor. Büyük bir rakam lead ediyor. Fold ediyor. Raise ile karşılaşıyor. Bu arkadaş da fold ediyor. Raise ile karşılaştıktan sonra bu adamın asking ile yapacağı fazla bir şey yok. Sadece call edebilir bu saatten sonra. Call ediyor. Çünkü raise'lerse sadece benim elim ondan iyiyse devam edeceğim ki öyle. Call ediyor. Turn'de tekrardan king açılıyor. Bir daha koruması gereken bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü bu da bir daha buradan flush draw çıkıyor ortaya. Check raise'lemeyi de tercih edebilir burada. Ama check raise'lemek yerine direkt olarak lead edip korumayı tercih ediyor. Turn'deki oyunundan çok emin değilim. Turn'de check raise'i de tercih edebilir. Ama direkt lead etmeyi tercih ediyor. Bilemiyorum. Üzerine tartışmak lazım. Ama neticede gayet yani flop açıldıktan sonra gayet strenin preflop'ta range disguise olmuştu. Asking beklemiyorduk ama flop açıldıktan sonra ve turn'de gayet adam net bir şekilde straightforward oynamış. Tık 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 yani yapması gerekeni yapmış ve potu da kazandı. Yapacak bir şey yok. Ha burada şunu sorabilirsiniz. Hani hiç bir yol var mıydı biz bundan avoid edebilir miydik? Yani bu bütün sitemizi vermek zorunda kalmayacağımız bir ihtimal var mıydı arkadaşlar? Hayır yoktu. Sizin elinizde bu varsa siteyinizi vereceksiniz adama. Yapacak bir şey yok. Bu kadar güçlü bir eli siz fold edemezsiniz.
O yüzden o konuda endişeniz olmasın. Yani siz burada doğru olanı yaptınız. Niye biliyor musunuz? Şöyle, bu tarz ultra agresif, böyle çılgın blöf yapan manyak arkadaşlara karşı value ellerinizi straightforward oynamanız gerekiyor. Hatta ben genel olarak small stakes'te zaten manyak olup olmamasına bakılmaksızın öyle oynaması gerektiği taraftarıyım. Çünkü hem protection için hem de value için tık diye raise'inizi yapacaksınız. Çok fazla slow play, fancy play durumuna düşerseniz, yani çok işte süslü oyunlar, onu nasıl yaptım falan gibi durumlara düşerseniz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden value ellerinizi dümdüz oynayacaksınız. Draw'larınızı da bu kadar güçlü bir range'e karşı pasif oynamanız gerekiyor. Normalde ben hep bakın tersini söylerim. Draw'ları agresif oynayın derim. Ama bu kadar güçlü bir range'e karşı flop'ta ve turn'de yaptığı şeylere istinaden söylüyorum bunu. Güçlü bir range'e karşı pasif oynamak avantajlıdır. Niye? Çünkü karşınıza ne kadar agresif oynarsanız oynayın, fold equity veremezsiniz. Çok ufacık bir fold equity'niz var. Çünkü draw'ları agresif oynamanın mantığı nedir? Bir, fold equity vermek rakibe. Rakibi fold ettirmek. İki, rakipten güzel bir ödeme alabilmek. Flush'ı vurursanız. Yani range'inizi disguise etmek. Üçüncüsü de draw'ları pasif oynamak zordur. Özellikle out of position'da. Burada rakibe fold equity veremeyeceğiniz için ne kadar agresif oynarsanız oynayın. Adamın range'i de çok güçlü olduğu için sizin draw'u agresif oynamanızın bir anlamı yok. Ama bu spot'a özel bir şey. Her spot'ta geçerli değil. Siz zaten bunları zamanla kendi kendinize oluşturmaya başlayacaksınız. Nerede draw'u agresif oynamalıyım, nerede pasif oynamalıyım, neresi zamanı. Onlar zaten zamanla kafanızda oturacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi düz bir elde ama bunları da bakmak lazım. Bunları da incelemek lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli oyunlar diliyorum.